Nasıl yani? Bildiğimiz şirkette mi? Yani size nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Gayet de bildin. Pat diye söyledin yüzüme yüzüme. Kızımın vefatından önce en son o şirketi görmüştüm etrafında. Bu adam da durduk yere mahallemize girdi. O şirketten de olması hiç hoşuma gitmiyor. Ayşe Hanım, sonuçta şirkette çalışan herkes kötü olmayabilir. Ne gibi? Bakın, bunu size nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Aslında çok daha önceden konuşmalıydık. Ama size söylemem gereken bir şey var. Çok ses getirecek bir projenin üstündeyim Letafet Hanım. Güzellik sektörünün kurallarını baştan yazıyorum. Yani şu kadar söyleyeyim. Ay! Ay, kimler gelmiş, kimler? Kimler? Ay, ilahi Aspar Bey ya, sizden bahsediyorum. Yani şaşılacak ne var burada efendim? Ben süpermarket sahibi insanım, dükkanımı açmaya gidiyorum işte. Anlamadı, anlamadı. Letafet Hanım şey demek istiyor. Hani siz bizim mahallenin çocuklarını kurtardınız ya, ona ithafen. Ya tamam, kurtardım, oldu bitti. Yani ne meraklıymışsınız süper kahraman uydurmaya siz de ya. Yani şey, ben kötü bir şey demek için demedim. Yani o yüzden dememiştim. Sen kötü bir şey demedin de Letafet. Belli ki adam yanlış anlıyor. Evet, belki yanlış anlıyorum. Ama doğru yöne gidiyorum efendim. Çünkü benim sizin aksinize işim, gücüm ve düşünecek şeylerim var. Ve bunu da sizden saklıyorum. Allah Allah. Ben aslında hiçbir şeyi gizlemedim ama söyleyemedim de Ayşe Hanım. Ben... Ben Şahin'i çok seviyorum. En iyi, en akıllı öğrencim o. Bunu mu demek istediniz hocam? Çocuklar, hoş geldiniz. Anneanne, burada mıydı? Canım. Bu zevzek lafını kesmeden önce bir şey diyordun sen kiracı. Neydi o? Ayşe Hanım, sonra konuşsak. Şimdi çocukların yanında. Peki, öyle olsun. Ama şu Aspar konusu benim kafama takıldı. Aspar Bey'im dediniz? Kim? Nerede? Yo. Evet, Aspar dediniz. Ne zaman? Hani? Öyle duydum. Ben de duydum. Bu kulaklar yalan söylemez hocam. Evladım, sizi alakadar eder bir konu değil bu. Aspar Bey buradaydı az önce. Öylesine konuştuk. Öylesine. Öylesine konuştunuz. Önemli bir şey yok mu yani? Aspar Bey'in bilmesi gereken bir şey falan. Aa, o ne biçim laf çocuğu? Laf taşır gibi. Ajan mısınız siz yahu? Ne? Ajan mı? Ne alakası var ya? Biz ajan olacağız da. Her lafı Aspar Bey'e taşıyacağız da. Hiç olur mu öyle şey? Hiç yani. Hayatta olmaz ya. Hem kim çıkarıyor ki bu lafları? Hakikaten ya. Kim çıkarıyor bu lafları? Vallahi pes. Selim Bey oğlum, Allah sana sabır, kolaylık versin. O konuyu sonra konuşuruz. Ben gidiyorum. İyi günler. Görüşürüz anneannem. Görüşürüz yavrum. Evet, geçin çocuklar.
Burası mı? Evet. Yeni nesil de gümbür gümbür geliyor yani. Evet, sanırım yeteri kadar bir ara verdik ha çocuklar. Artık hazır devreler yerine daha temel şeyleri öğrenmenizi istiyorum çocuklar. Daha temel şeyler derken hocam? Elektronik devreler gibi. Temel elektroniği öğrenmenizi istiyorum. Bunun için en basitten başlayacağız. Temel devre elemanları, özellikleri ve bir arada nasıl kullanılacağını öğrenmeniz gerekiyor. Elektronik benim işim hocam. Var ya, bu tongullaylar neler yaptığımı bir bilseler. Neler yapıyormuşsun? En son ayarlı voltaj regülatörü yaptım. Çalıştın mı bari? Ama şu an kalbimi kırdın Elektro Efe. Tabii ki de çalıştı. Sizin gibi dronlarla pek aram olmasa da Selim hocanın bahsettiği çoğu parçayı parça numarasıyla bilirim ben. Sen ciddi misin? Hocam siz de mi ya? Teessüf ederim. Şahin, bu çok değerli bir özellik. Bakın çocuklar, her birinizin ayrı bir özelliği var derken tam olarak bundan bahsediyordum işte. Çocuklar, siz bu konuyu bir düşünün. Ben hemen geliyorum. Hemşerim, toplantı halindeyiz şurada. Tonguç, biraz daha mı kibar konuşsam? Seninle aynı memleketten olduğumuzu düşünmüyorum. Bu bir. Toplantınızı da istediğim zaman bölerim. Bu da iki. Bu iki maddede anlaşılmayan var mı? Birini mi aramıştınız? Alo, Aspar, beni zırt pırt arayıp durma. Ararım, canım ister ararım, canım istemez gene ararım. Ne işler peşindesin yine sen? Ne yapayım ya, para sayıyorum ama az. Bu mahalleli anca tuzla şeker filan alıyor. Vallahi bu esnaflık işi beni sıktı. Diyorum ki, bijuteri işine mi girsem? O ne demek? Yani işte kolye, yüzük, bileklik filan mı satsam acaba? Hem Yiğit Efe de sever. Açık konuşsana sen. Yiğit Efe'nin bilekliğini almak istiyorum. Aa, birden çok açık konuştum ya. Aspar, sakın. Sakın Aspar. Sakınmam. Başından beri biliyordun değil mi? Ailesinden o velede kalan şey o bileklik. O renkli zımbırtıda bir şeyler gizli. Bana bak, eğer o çocuğa yaklaşırsan seni mahvederim. Ya bir boş yapma Selim ya. Hep laf, hep laf. Ya bir icraatını göremedik daha. Göreceksin. Ayşe Hanım'a şirkette çalıştığını söyledim zaten. Ya o kadın deli. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Hem ağzında maşallah laf durmuyor senin ha. Daha fazlasını söyleyeceğim. Sen hiç merak etme. Bundan sonra kimseden hiçbir şey gizlemeyeceğim. Geldi kıyamet.
Geldi, kapat, kapat. Ya da ben yüzüne kapatayım. Efendim, kusura bakmayın, benim bu paraları saymam gerekiyor. Malum esnaflık işleri. Yan mahallede teknolojik bazı gelişmeler olduğunu duyduk. Bir bakalım ne kadar gelişmişsiniz dedik. Ben sizi tanıyorum. Ben de. Ben de tanıyorum. İyi. Aranızda kafasını drondan kaldıranlar da varmış. Önce tanışsak mı? Ben tanıştırayım müsaadenizle. Bu Aslan, bu da Berke. Ay ben takip ediyorum sosyal medyadan. 20.000 takipçileri vardı en son. Benim 7.000 de. Olsun. Güvercin olana fazla bile. Güvercin mi dedi? Evet. Ne güvercini ya? Biz evelallah kırlangıç takımıyız. Kuş familyasından işte. Aynı şey. Bu arada ben de kuş familyasındayım. Adım Şahin. Orada burada kendinize teknoloji takımı izliyormuşsunuz. Merak edip geldik. Yani bizimle tanışmak istemeniz tamam da biraz da arkadaş canlısı mı davransanız? Bizim arkadaşa ihtiyacımız yok. Değil mi? Evet, yok. Yeteri kadar fan kitlemiz var zaten. Buraya başka bir amaç için geldik. Ne için geldiniz? Bir yarış kazanmışsınız. Teknoloji takımı diyormuşsunuz kendinize. Evet diyoruz. Bir sorun mu var? Sorun yok canım. Neden olsun? Ama öyle hazır drone'a kodlama yapıp uçurmakla teknoloji takımı olunmaz. Bu bir. Öyle bizimle karşılaşmadan da kendinizi fazla gaza getirmeyin. Bu da iki. Bizim sizinle bir derdimiz yok. Neden karşılaşmak isteyelim? Yiğit Efe sen misin? Evet. Bak Yiğit'im. Sana ömründe karşılaşamayacağım bir teklif sunuyorum. Bu yakada bizimle karşılaşabilecek kimse kalmadı. Gel efendi gibi yarışalım. Ne yarışı? Önce bir tanışsa mıydık? Siz anlamadınız galiba. Ben Aslan, o da Berke. Eyvallah. O zaman ben önden tanışmaya başlayayım. Efendim dediğim gibi adım Şahin. Fazla vaktimiz yok. Değil mi? Hatta hiç vaktimiz yok. Bu bir kapışma davetidir. Kabul ediyor musunuz? Yoksa yenilgiyi baştan mı kabulleneceksiniz? Soru bu. Daha kaç defa sayacaksın acaba? Ama siz şimdi böyle konuştuğunuz için ben unuttum, kafam karıştı. Tekrar baştan sayacağım. Dur. Seninle konuşacaklarımız var. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok ama. Mesela gidin o kuaför hanımefendiyle konuşun. Onun konuşacak bayağı bir şeyi var gibi. Nerede çalışıyorsun sen? Vallahi bildiğim yerden geldi ha. Çok korktum bana bilmediğim yerden zor bir soru soracaksınız diye. Sizce nerede çalışıyorum? Yani sadece burası mı? Yetişin komşular. Maliyeden teftişe gelmişler de haberim yokmuş. Bu neyin sorgusu ya? Bana bak. Başka bir yerde, başka bir şirkette çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Ne oldu, niye sordun? Kızına mı alacaksın? O ne biçim soru ya? Ne diyorsun sen? Öyle soruya böyle soru. Ne yapacaksın, maaşımı mı öğreneceksin? Ha, çalışıyorsun yani. Ben öyle bir şey demedim ya. Maaş alıyor musun? Sen diyorsun işte. Aa, hakikaten doğru ha. Ama siz öyle benim yüzüme sorular sorunca benim dikkatim dağılıyor. Bana bak, garip isimli adam. Aspar ya, Aspar. 15 bölümdür öğrenemediniz şunu. Bir daha seni çocuklarımın yanında görmeyeceğim. Senin o çalıştığın şirketi ben hiç sevmiyorum. Senin tanıştığın şirketi ben hiç sevmiyorum. Biz sana bayılıyorduk. Gerçekten size bayılıyoruz. Ayşe Hanım, teyze, nine, anneanne, bayılıyoruz size gerçekten.
çiçeklimi vurdular, kanadını kırdılar. Daha ben neydim ki annemden ayırdılar. Gel yanıma gel keklik. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ben bu işe girdim de rezidanstaydım. Buraya nasıl geldi konuya? Arkadaşlar, isterseniz kabul etmeden önce niyetlerini öğrenelim. Garip Efe, bak ben bunları biliyorum. Aslanlar çok meşhur. Araba yarışlarında tozu dumana katıyorlarmış. E katsınlar. Konunun bizimle alakası ne? Ya bu durum sadece beni mi heyecanlandırıyor? Resmen dostu güven, düşmana korku salıyoruz. Bu şahane bir şey. Hiç istemeden Tongulla'ya katılıyorum. Resmen kapışma daveti bu. Ama bizim yarış arabamız yok ki. Aslında benim bir yarış arabam var uzaktan kumandada. Ama şu an çalışıyor mu onu bile bilmiyorum. Aslında Selim hocamız da demişti. Yani farklı teknolojileri deneyelim diye. Hem motoru geliştirip onlarla yarışabiliriz belki. Olabilir. Ama bunu yarış hırsıyla değil, motorun işleyiş sistemini anlamak ve geliştirmek amacıyla yapmalıyız. Motor sistemini anlamak ve pratik için iyi olabilir. Ama... Aması falan yok. Yarışalım gitsin işte. Ben de şey yaparım. Arabayı süslerim. Yahu bu süsleme yarışması değil. Bırak şu süsleme işlerini. Bir şu kıza nasıl bir takımda olduğunu söyleyebilir mi artık? Ben ona müsait bir zamanda anlatırım. Ama şu an konumuz bu değil. Şimdi söyleyeyim bakalım. Aslanlar grubuna karşı çatır çatır yarışacak mıyız? Yoksa... Burada böyle boynumuz bükük. Elimizde tek drone'la kala kala çakmışız. Kararınızı açıklamanız için son saniyeleriniz güvercinler. Ya güvercinler değil, kırlangıçlar. Unutkan be, yarınki kapışma davetini de unutur. O zaman bize müsaade. Sen 7000 takipçili. Artık takipçilerine aslanların teklifini reddettik diye video çekersin. Takipçi sayımı unutmamış. Durun. Sen beni durdurmaya mı kalktın? Sen hayırdır Kıvırcık? Biz sizinle yarışırız. Sen kendi kendine coştun ama var mı arabanız? Evet var. Motorunu kontrol etmemiz gerek sadece. Evet, bunu yapabiliriz. Pazar günü büyük yarış alanında eğer kazanırsanız bir daha karşınıza çıkmayız. Ama... Kaybederseniz... Ne olurmuş kaybedersek? Burada takılırız artık. Hem size de ufaktan araba yarışı nedir öğretiriz. Bizim de zaten bir çalışma mekanına ihtiyacımız vardı. Fena değilmiş burası. İdare eder. İdare eder. Gitmeden bir selfie çekilseydik. Çıkanlar arkadaşlarınız mıydı çocuklar? Hocam, hani siz kendinizi farklı konularda geliştirin dediniz ya. Evet. Hocam biz Kenan Sofuoğlu'na rakip olmaya karar verdik. Biber ver. Bir tane de kıvırcık yapsana Şevket bana. Abla kıvırcık vermem ya. Bizim Emir'in tavşanlarını ayırdım ben onları. Ha gidik yani. Limon vereyim sana. Ver Şevket. Sen biliyor muydun bu Aspar gerçekten o meşhur şirkette çalışıyormuş? Ben demiştim. Bu adamı hiç gözüm tutmamıştı. Söylemiştim ablam da beni dinleyen yok. Hey gidi. Şevket senin birini gözünün tutmaması gayet normal. Çünkü antrikot yemiyorsun. Antrikot yemeyen birinin gözleri de sağlıklı olmaz değil mi? A benim güzel ablam. Göze faydalı olan havuçtur havuç. Al sana havuç vereyim ben... de. Gözlerin bir cam gibi görsün. Ben yerim yerim. Ben inat etmiyorum. Sen inat ediyorsun. İstem. İki lokma et yesen. Şöyle bir inik suyu kaynat çorbaya. Aa. Afiyet olsun. Afiyet olsun yavrum. Sen de al bak arkadaşın da aldı. Göz hakkıdır. Afiyet olsun. Vazgeçtim. Almıyorum. Aa niye çocuğum bak manavımızın damak tadı yoktur ama
Çocuklara böyle göz hakkı meyve ikram etmeye bayılır. Al yavrum. Ben kendim izinsiz alıyordum ne güzel. E tamam işte ne güzel ben izin verdim. Al elmayı. Hatta muz çekiyorsa canım muz vereyim sana. Almıyorum. İzin verince bu işin tadı kaçtı. Benim de tadım kaçtı. E o zaman eyvallah. Allah Allah. Eyvallah. Eyvallah. Bana bak izin verince tadı olmuyor mu ben anlamadım. Evladım bir bak. Abla. Bunlar var ya çok garip çocuklar ha. Arka mahallede görüyordum ben bunları sipariş getirip götürürken. Kimlerdenmiş isimleri ne biliyor musun? Aslanlar diyorlar kendilerine. Bizimkilere hiç benzemiyorlar. Abla. Asuman Hanım bizim buradan konuştuklarımızı duyabiliyor mu? İmkansız Şevket ben seni niye duymayacakmışım ayol? Mahalle benden sorulur. Tövbe. Asuman. Bu çocuklar bizimkilere benzemiyorsa kime benziyormuş o zaman? Aman ne bileyim kime benziyorlar bir garipler. Geçen bir arkadaşları bunlara biraz geç selam verdi diye arabasını parçalamışlar. Aa! Ay ne biçimmiş öyle? Allah'ım şükürler olsun Tonguç'um iyi ki böyle çocuklara bulaşmıyor. Nasıl yani Tonguç o çocuklara mı bulaştınız siz? Ya nasıl bu kadar meşhur olabilirler? Kaç yıllık annemsin? Aslanları tanıdığını bile bilmiyordum. Yeni tanıdım. Ya tanımadım da gördüm böyle garip garip giyinmişlerdi. Tonguç uzak dur o çocuklardan. Anne! Bizim amacımız kötü çocuklardan uzak durmak değil. Onlarla yarışıp kendimizi başka alanlarda geliştirmek istiyoruz sadece. Zeynep'im, kelebek kızım. Biz sana kendini geliştirme demiyoruz ki. Geliştir ama iyi çocuklarla beraber geliştir. Evet, annen haklı kızım. Yani Yiğit, Efe, Bilge çok iyi çocuklar. Aile terbiyesi de almışlar. Beraber drone uçuruyorsunuz ya. İyi de bizim amacımız sadece drone uçurmak değil ki. Kendi elektronik devrelerinizi kurmayı öğrenmelisiniz dedi Selim Hoca. İyi, öğrenin zaten. Ama neden bu rekabet? Neden bu yarışma tutkusu Zeynep'im? Aslında sadece yarışma tutkusu için değil. Araba yarışları alanında da kendimizi denemek için bir fırsat olur diyoruz. Tamam, aslanlar da bizi biraz gaza getirdi. Kabul. Yani böyle hemen gaza geliyor olmanız da ayrı bir problem paşam. Yani birisi roket yaptık dese ona meydan okuyacaksınız neredeyse. Nereden bildin anneanne? Neyi bildim? Aslında roketlere de ilgimiz var. Ama önce deney yap yarışmasına katılacağız. Teyzeciğim başvuru için 25 Şubat'a kadar vaktiniz var ama unutmayın olur mu? Ne güzel. Katılın tabii. Bir işi yerinde ve ehlinden öğrenmek gerek. Peki sizin bu yarışmaya katılmak için arabanız var mı? Bu arabayı kullanacağız. Yarın da motoruna bakacağız. Yani uzun zamandır kullanmıyorum. Kızım tamam biz sana bunu aldık. Ama söz verdin. Hız yapmak yok. Allah muhafaza kızım Zeynep'im aman. Ya bak hız felakettir. Biraz abartıyor musun baba? Yani üstüne binmeyeceğiz ki. Hız yapsak ne olur? Olmaz Zeynep'im olmaz. Yani hıza alışırsın. Evet. Ya alışırsan? Büyüyeceksin. Ne oldu? Ne oldu? Ne mi oldu? Hop büyüdün 18 oldun. Ay belki ehliyetini alınca da hız yaparsın. Allah muhafaza. Ya belki de hız yaptığın yerde radar olacak. Sus. Ahmet Mithat susar mısın? Dayanamıyorum sus. Ya susamam. Ya bu hız yüzünden trafik cezası alırsa o zaman ne yapacağız? Ay gitti psikolojisi. Kızımızın psikolojisi gitti görüyor musun? Gördün mü? Görmez olur muyum? Ya, keşke almasaydık şu arabayı. Keşkelere yer yok bizim hayatımızda anne. Yarın o arabayı alıp motorlarına falan bakacağız. Nesine bakacaksınız o arabanın? Yani konuya pek hakim değilim ama öğreneceğiz işte yavaş yavaş. Yapacağız bir şeyler. Bende o iş. Aslında bu konuya çok da hakim değiliz. Ama hallederiz bence. Bence anne babamız da farklı alanlarda kendimizi geliştirmemizi istiyorlar. Değil mi anne? Baba? Bilge, psikoloğunuz günde en az yarım saat kaliteli vakit geçirin demişti. Oo, yarım saat oldu geçti bile. Ben daha sabahki sunuma hazırlayacağım çocuklar. Ben de sabah çok erken çıkacağım. Hadi çocuklar siz de yatağa. Yarın çok çalışacağız.
İyi geceler teyzem. İyi geceler. İyi geceler anneannem. İyi geceler paşam. Anneciğim, iyi geceler. Ben de yarın iş başvurusunda bulunacağım. Bir gideyim ona hazırlanayım. Sevgicim, oy, bir dakika. Anne. Bir şey diyeceğim sana. Anne, otururken deseydin ödüm koptu. Yiğit Efe'ye deme ama. O Aspar denen adam çok canımı sıktı. Aa, anne hani artık iyi biri olduğunu düşünüyordun? Aklımızda bulunsun, onunla bir şey konuşmayalım biz kızım. Allah Allah, anne yani sen de niye sevemedin bu adamı bir türlü anlamadım ki. Bak bir şey varsa anlat bana. Anlatamam ki. O neden? Nedensiz bir şekilde gıcık kapıyorum ben bu adamdan. Hiçbir şeyi sevilecek gibi değil. Baksana adı bile garip. Aspar. Bu mahalle bende kulak çınlaması yapıyor. Aspar, lafı değiştirme. Affedersiniz efendim. Kulağım diyordum da. Kulağınla ya da gözünle ilgilenmiyoruz. Artık sana verdiğimiz süre bitti. İşte gördünüz mü? Sayılı gün çabuk geçiyor efendim. Elinde bir bilgi yok. Şirket bundan rahatsız. Artık işine son verip daha kıdemli bir çalışanla yola devam edeceğiz. Elimde bir bilgi var efendim. Yiğit Efe'ye ailesinden kalan bir mektup var. Onu gördüm efendim. Arz ederim. Ne mektubu? Yani sevgi pıtırcı cümlelerle dolu boş bir mektup aslında. Ama ben oradan yola çıkarak büyük resmi gördüm. Ailesinden bu velede kalan çalışmalar var hakikaten. Nasıl? Bileklik, çocuğun bilekliği efendim. Çocuk küçükken o bilekliği bileğine takmışlar, onu sürekli takmasını istemişler. Proje orada. Emin misin? Elbette efendim. Artık hedefim belli. O bilekliği alıp size getireceğim. Çünkü kimse beni lüks hayatımdan uzak tutamaz. Yeni bir gün, şahane bir okul çıkışı ve karizmatik arkadaşınız Şahin ofise teşrif etti. Fenomen Müge de geldi. Bunu da ekleyeyim. Bakıyorum da bugün enerji dolusunuz. Öyleyim. Çünkü neden olmayayım ki? Siz de enerjik olun. Araba görecek şu gariban yüzleriniz. Hızlısınız, gösteriyorum. O zaman... Aa, bu güzel bir şeye benziyor. Öyle boyasına bakarak iyi olup olmadığını anlayamazsın Tongulay. Motoru, hızı falan önemli bayağı bunun. Yoksa rengine Müge de bakar. Sen beni ezikledin mi? Hayır. Kendi arabamı çıkartıyorum. Vay! Bu da iyi görünüyor. Hayır, görünmüyor. Niye? Çünkü gerçekten de iyi. Motoru 3 kilowatt gücünde. Saatte 70 kilometreyi görüyor. Nerede görüyor? Yani bir saatte kat ettiğim mesafe 70 kilometre. Aman iyi, kat etsin o zaman. Ben de şunun fotoğrafını çekeyim, paylaşırım sayfama. Belki aslanlar da görür. Paylaş paylaş tabii. Bu şekilli böyle bak, bu güzel olanı özellikle etiketle. Aslanları yenecek olan bu araba diye de altına belirt. İyi de daha denemedik bile. Motoru yükseltmemiz ve dişli kutusuna göre değiştirmemiz lazım. Evet. Tekerleklerin çapına da dikkat etmemiz gerek. Sonuçta küçük tekerlek hızlanınca sorun olabilir. Uzaktan kumanda menzili yetmezse diye onu da bir elden geçirmek lazım. Aman ne çok iş çıkardınız. Ne kadar sürer bunları yapmak? Uğraşacağız artık. Deneye yanıla öğreneceğiz. Aslında bu işleri de pratik bir yoldan halledebiliriz. Selim Hoca da gelir şimdi.
oldu? Nereye gidiyorsunuz? Konuşmadan nasıl anlaştınız siz? Ya Bilgin, bari sen önceden benim kulağıma fısıldasaydın. Şu kızla aynı şeyleri anlamamak bana çok dokunuyor. Kırlangıç takımına yardım etmem mi isteniyor? Evet, ellerindeki araçların daha güçlü motorlara ihtiyacı var. Saatte 100 kilometre hıza çıkmaları lazım. Hocam ama aracın ağırlık dengesini de korumamız lazım. Hatta ağırlığı arttırmak da istemiyoruz. Benimle konuşan kişiler çocuk. Evet çocuğuz. Yapay zeka yapay zeka dediniz. Ancak konuşan kişinin çocuk mu büyük mü olduğunu anlıyor bu. Ben çocuklara yardım etmek için kodlanmadım. Yardım etmek benim amacıma ters düşüyor. Nasıl yani? Yardım etmemek üzere mi programlandın sen? Çocukları sevmiyor musun? Çocuklar, dediğim gibi Alfa'nın kodları biraz farklı. Siz şimdilik bunu boş verin. Hadi bakalım, herkes not almaya başlasın. İhtiyaç listemiz sıralanıyor. Çocuklar birleşiyor, hadi sen de el ver. Teknoloji çağında biz üstü mü duracağız? Başka icat çıkartıp drone'la uçacağız. Yo yo, yeriniz yok falan demeyin. Bizdeki enerjiyi görmeye hadi gelin. Hem bir elin nesi var, iki elin sesi çok. Drone dediğin zaman bizden de iyisi yok. Geliyorlar aslanlar gibi, kaplanlar gibi. Geliyorlar, biliyorlar. En güçlü bu, bizim takım kırlangıçlar. Geliyorlar en güçlü bu, bizim takım kırlangıçlar. Al işte. Ben bu insanları gerçekten anlamıyorum. Hayır, anlamak da istemiyorum ama yani alışverişi yaptım tamam. Niye sepeti yolun ortasında bırakıyorsun? Ben bunu almak için eğilecek miyim şimdi? Neyse, şanıma şöhretime bir leke gelmeden eğilip alayım bari. Aa, elim boş. Bu da boş. Bu daha yakında değil miydi ya? Allah Allah. Ben koca Aspar. Ben ki koskoca teknoloji devi şirketin önünde eğilmemişim. Senin önünde iki kere eğildim ya burada. Yeter, gel artık. Ya gelsene bunu, aa, gelsene bunu. Gel buraya, aa. Lan bakayım sen, hop, tuttum seni ya. Sen nereye gidiyorsun, ha? Sen nereye gidiyorsun bakayım? Çağırsak gelmezdin. Biz de zor kullandık. Kapat artık şunu. Kumanda hakimiyetine bakıyordum. Baktın işte. Tekrar niye bakıyorsun? Kumandaya hakim olabilmesi için bol deneme yapması lazım. Ya drone gibi yarış arabalarında da pratiklik çok önemli. Evet. Üstelik aslanlar da uzun zamandır araba yarışı yapıyorlarmış. Yani pratikleri var. Aslanları övmeyin bana arkadaş. Rakip övülür mü hiç?
Ya bu rakip övmek değil Tonguç. Sonuçta her işin bir ehli var. Evet, arabalarla biz de ilgilenebiliriz. Kendi motorumuzu da yapabiliriz. Ama hemen birincilik iddiasında değiliz. Ben birincilik iddiasındayım arkadaş. Arabayı parlatıyorum burada. Canım ofisimi Şahin'le Müge'yle paylaşıyorum zaten. Bir de aslanlar gelemez. Bu arada sen niye Şahin'in arabasını parlatıyorsun? Ha bu mu? Ortak bir düşmanımız var şu an. Onları elemek için her yola başvururum. Ay yok yok. Zor kullanmak demeyelim de sepeti çekince geleceğini tahmin ettik. Kim dedi? İlk kim bu sepete misine bağlayıp çekersek Aspar da peşinden koşar dedi ha? Kim? Benim koskoca süpermarketim var. Bu mini minnacık sepete mi kaldım ya? Aslında o kadar haklısınız ki Aspar Bey. Yani ben dedim aslında hiç hoş bir yöntem değil dedim. Dedim de dinletemedim işte. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bana da çocukça geldi. Ama yedi, saf. Ben ikinci çekişte bırakır gider demiştim ama... Ben de bakkala kadar gireceğini hiç tahmin etmemiştim yani. Yani çok saçma bir fikir bence. Allah Allah. Allah Allah ya, şimdi böyle mi olduk? Siz bu adamla konuşmak istemiyor muydunuz? Ben de vesile oldum, bu yöntemi buldum işte. Aha adam geldi. Buyurun söyle ne söyleyeceksiniz. Ah. Hmm. Evet buyurun, konu neydi? Ayşe Hanım. Sizin şirkette çalışmanızdan hoşlanmıyor. Ve biz de senden pek hoşlanmıyoruz. Aa ama öyle demeyi de planlamamıştık ya Şevket abi. Yani kalp kırmayacaktık hani. Sen ne ayaksın oğlum? Ha? Biz anlayamıyoruz ki seni. Ne ayaksın sen? Bir gün iyi oluyorsun, bir gün kötü oluyorsun. Bir bize gıcıklığına süpermarket açıyorsun, bir çocukları koruyorsun. Bazen suratımıza bakmıyorsun, bazen sanki hayranımızmış gibi davranıyorsun. Hop hop, hayran sana benzer. Bana mı? Sana. Benim bu mahallede bir küçük işim daha var. Onu halledip gideceğim. Yoksa size ve vıcık vıcık sevgi kokan mahallenize kalmadım. Sepetimi takar giderim. Bir müsaade eder misiniz? Sepetim var kapıya, sığamam. Geç. Sığmıyorum. Geç geç. Neyse yakında gidecekmiş zaten. İyi de niye geldi, niye gidiyor şimdi? Ay değil mi? O epey üzdü de Hüseyin de gitti ya. Aman elindeki ipi bile bırakmayı akıl edemiyorsa bırak gitsin, gitsin. Aa, siz bilir miydiniz buraları? Bizden öğrendiler ya, gelirler artık. Hocam işte ofiste iddialaştığımız aslanlar bu arkadaşlar. Evet hatırladım sizi çocuklar. Siz de burada mı prova yapıyorsunuz? Prova da yaparız. Ama bebe değiliz biz. Büyük yarışlara da katılıyoruz. Anlamadım. Prova yapmanın nesi kötü? Bu güvercinler daha ellerini yarış arabası almamışken biz yarışıyorduk. O demek. Ne çok güzel. Siz demek ki yarış arabalarıyla çalışmaya çok daha önce başlamışsınız. O sırada kırlangıçlar tek drone yarışmasına katılıyordu. Hani şu birinci olduğum yarışma mı hocam? Tabii Zeynep'le birlikte. Evet Yiğit Efe. Siz çok çalışıp sadece oyun oynamadınız. Hem bireysel hem de grup olarak ödül aldınız. Umarım arkadaşlarınız da alır. Laf mı dokundurdu bunlar bize? İstediklerini söylesinler. Araba konusunda daha çok yeniler. Motor icat edecekler de, kapışmaya hazırlanacaklar da uzun iş. Çocuklar,
Arabalarına dikkat edin. Evet. Burası Türkiye'nin en gelişmiş araba yarış alanlarından biri. E madem bu alana da merak saldınız, hadi bakalım. Bir etrafı inceleyin, arabanızı test edin. Kumanda kontrolünüzü, hakimiyetinizi bir görün. Tamam. Bir süre burada çalışma yapacağız. Gelmemişler mi? Görünmüyorlar. Bence pes etmişlerdir. İnsanları ilk görüşte tanırım ben. Pes etmeyecekler. Her gün buraya gelip çalışmışlar diye duydum. Peki bu bizim için bir sıkıntı olabilir mi? Hayır. Aslanlarız biz. Kükrememize dağ taş dayanmaz. Bu bir. İkincisi, onlar daha dün aldılar ellerine arabayı. Haklısın. Anne, baba, bakın. Bu gerçek bir yarış değil. Arkadaşlarla kendimizi deneyeceğiz. Yani isterseniz gidebilirsiniz. Tabii kızım. Yani senin isteklerin bizim için gerçekten çok önemli. Ay, biz burada olursak heyecan yaparsınız hem belki, değil mi? Yok, bizim için hiç problem değil. Ah, bak, arkadaşların içinde sorun yokmuş. Da biz yine de gidelim, değil mi? Evet, yani senin arkadaş çevren senin özel kapışman sonuçta. Gidelim biz. Yok, yani ben işiniz varsa diye dedim. Yoksa... Ay tamam, kalalım o zaman. Madem ısrar ediyorsun kızım, kalalım. Yarış alanı nerede? Selim Bey, buradan. Buyurun, bu taraftan gireceğiz. Tamam, şu taraftan gidelim. Yürü Ahmet bir tane. Çocuklar, siz de kayıt işlemlerini yapın, görüşürüz. Fırlanmışlar grubu değil mi? Evet. Telefonlarınızı ve takılarınızı buraya koymak zorundasınız. Böyle bir uygulamanın olduğunu bilmiyordum. Telefon çalar da yarışmacıların konsantrasyonu bozulur diye herhalde. Evet, Selim Hoca bahsetmişti. Peki takıları niye çıkarıyoruz? Ben sanırım anladım. Şıngır şıngır ses çıkarmasın diye herhalde. Ay dur, tamam koş. Zeynep! Zeynep! Ay Zeynep! Anne, baba ne oldu? Konumun sabit kalmış Zeynep. Kızım saatin bozulmuş. Atalım onu, hemen gidip yenisini alalım, gel. Ay dur bir dakika Ahmet, Mithat. Kapısın çocuklar, sonra bakarız. Bir süre akıllı saat olmayı versin madem. İçeri girerken aldılar saatleri. Sadece saatlerinizi mi aldılar? Bileklikleri de aldılar hocam. Demiştiniz ya, belki kurallar farklı olur diye. Ben kolyemi vermedim ama hocam. Bilirsiniz, takılar kıymetlidir. Anlıyorum. Hadi bakalım çocuklar.
Gidin yarışın ama unutmayın, bu bir dostluk yarışı. Biz öyle diyoruz ama aslanların hiç dostça bakmadıklarına eminim hocam. Ya ön yargılı olmasan mı Tonguç? Önce şunlara bak. Dost muymuşlar, değil miymişler? Çocuklar, hadi bakalım. Gidin yarışın, kendinizi sınayın. Ama unutmayın, asla ve asla hırs yapmak yok. Tamam? Tamam hocam. Hadi. Hırlandış! Ay Zeynep, Zeynep yavrum, her zaman yanındayız annem. Ya şey mi yapsak, yanında mı olsak gerçekten? Saati bozulmuş, ne olur ne olmaz. Ahmet Mithat, yürü, zaten yanındayız. Evet, zaten yanlarında olacağız. Hiç merak yürü. Etmeyin Ahmet Bey. Şanslar Yiğit Efe. Arkandayız kardeşim. Evet ya. Niye arkasındayız ki? Ben de sürebilirdim arabayı. İstersen sen sür. Sen de arabalar konusunda iyisin Şahin. Aman yok. En küçük sularda iyiyim kardeşim. Sen okyanuslarla mücadele et. Yiğit Efe, kazanacaksın değil mi yarışı? Hesabıma ona göre iddialı sözler yazacağım. Ya çocuk nereden bilsin Allah Muhammed aşkına. Daha önce kaç defa araba yarışmasına katıldı. Ama niye? Bir şey demedik. Başarılar karşım. Sana güveniyoruz Yiğit Efe. Teşekkür ederim. Size layık olmaya çalışacağım. Başarılar. Ya sen kim? Senelerdir yarışan aslanı başarı dilemek kim? Aslan bu işte bir numaradır. Bu da bir. İki neydi aslan? İki falan yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Öyle olsun. Yine de dostluk kazansın. Kazanmayacak dostluk falan. Aslan kazanacak. Aferin kız. Yapıyorsun bu sporu ha. Biliyorlar, biliyorlar, en güçlü bu bizim takım, kırılan güçlü.
Geçme bir de bize ses ver. Çocuklar birleşiyor, hadi sen de el ver. Teknoloji çağında biz üstü mü duracağız? Başka icat çıkartıp drone'la uçacağız. Yo yo, yeriniz yok falan demeyin. Bizdeki enerjiyi görmeye hadi gelin. Hem bir elin nesi var, iki elin sesi çok. Drone dediğin zaman bizden de iyisi yok. Geliyorlar aslanlar gibi, kaplanlar gibi.